İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün genelde turizmi irdeleyeceğiz ve konuğumuz tanınmış iş insanlarından restoran ve otel işletmeciliği sahibi Sayın Ahmet Aydeniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, yani önce pandemi, ardından ekonomik kriz ve tabii ki tedarik zincirindeki kopmalar. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşının getirdikleri derken turizmde en fazla etkilenen sektör turizm diyebiliriz. Tesadüfe bakın, bugün Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde de turizmciler 2023 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemindeki turist sayısına bakıldığında %50'ye varan bir artış olduğunu, ancak hala 2019 yılındaki rakamların %20 gerisinde kalındığını vurguladılar. Yoğun tanıtım şart başlığı altında haberimiz yayınlandı. Ve bu arada kısa bir pasaj sizlere aktaracak olursa, Oteciler Birliği Başkanı Sayın Dimal Çağıner ve kısa adı KıtSap olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun konuya ilişkin görüşlerini açıklarken, KıtSap Başkanı Tolun, turizm sektöründe tanıtımın çok önemli olduğunu işaret ederek, yabancı ülkelerde ülkemizin tanıtımının çok az yapıldığını ve bundan dolayı da o ülkelerden yabancı turistin ülkeye gelmediğini belirtti. Dimal Çağıner ise Turizm Bakanlığı'nın planlama konusunda ilk defa bu kadar geç kaldığını işaret ederek, herkesin kendi kendine turizm pazarlaması yaptığını, kısmetse ne olur diye beklediği bir turizm sezonuna girdiklerini vurguladı. Ne diyorsunuz Sayın Ahmet Aydeniz? Evet, turizm biliyorsunuz ekonomimizin lokomotifi. Evet. Onun için elden gelen her şeyi yapmak gerekir. Lakin büyük paralarla tanıtıp da getirdiğimiz turist, gelip gördükten sonra bir kere daha gelmezse boş harcamış bir para demektir o. Onun için ilk önce yapacağımız, gelen turisti, getirdiğimiz turisti, yolunu bulup da buraya gelen turisti, önce Kıbrıs'ta doğru dürüst ağırlayıp ona Kıbrıs'ı sevdirmeliyiz. En büyük yatırım budur. Yoksa habire büyük sübvansiyelerle sağdan soldan bulup turisti sadece bir kez getirip de üstüne bunların bazılarının hakkımızda kötü propaganda yapması, dönüp dolaşıp bizim turizmimizi sıfırlar. Evet. Onun için birkaç tane unsur var. Siz de uygun görürseniz onlara değinelim bugün. Memnuniyetle. Çevre. En başta geleni. Evet. Düzen, huzur. Görüyoruz ki hala hazırda Kıbrıs'ta bulunan sabit bir turist kitlesi, örnek veriyorum şimdi, İngilizler zaman içerisinde kendilerine burada evler aldılar, tatil evleri. Ama son zamanlarda bunların habire satıp da kaçtıklarına tanık oluyoruz. İngilizlerin. Evet, evet, maalesef. Ki onlar kaymak üstü bir turizm potansiyelidir. Evet. Özellikle İngiltere'den orta yaş veya onun üzerindeki insanlar belli bir emekliliğe sahip burada kendilerine rahat bir yaşam bulabilen, o paradan bizim turizmimizin yeterince
faydalandığı bir potansiyeldi. Lakin onlar gidiyor. Neden gidiyor? Kıbrıs'taki çevrenin bozulmasından, düzensizlikten, huzursuzluktan. Yani biz bunu başarmamız gerekir önce. Etrafımızı temiz tutmalıyız. Gelişmeler bir plan program, bir master plan çerçevesinde yapılmalı. Ona göre altyapıyı yetiştirebilmeliyiz. Ondan sonra turistin huzurunu kaçıracak görüntüler, trafik. Karmaşası. Hem de nasıl? Yani belli saatlerde acaba bu şehir, yerine için söylüyorum, turistik bir şehir mi yoksa bir keşmekeş taşra şehri mi oldu demesi geliyor, diyesi geliyor kişinin içinden. Futbol maçlarında, isterse mahalle maçı olsun, bir düzensizlik, bir gürültü, eline bayrağı kapan, sonuna kadar korna sesleriyle uzun kuyruklar oluşturur. Bunlara ve adam ne yapıyorsunuz? Burası sizin arka kapınız mı diyen yok. Evet. Yani kıyaslıyorum medeni ülkelerle bizim şeyimiz. Acaba bizim burada bu kuralsızlıklara göz yummamızın sebebi nedir? Kanunlarımız mı yok? Kurallarımız mı yok? Halbuki aydın bir toplum olduğumuzu iddia ediyoruz. Evet, bu kadar iddia ediyoruz ama maalesef var, o kadar bozulma temayülüne girdi ki, yani bunun mantıki açıklaması da yok dediğiniz gibi. Halbuki Kıbrıs Türk'ü aydın bir toplum. Evet. Yani evet, dışarıdan bayağı bir göç almış. Kıbrıs'ın yanında hatta daha fazla Türkiye'den gelen yurttaşlarımız, soydaşlarımız ama kural koyucu yok. Hı hı. Kural koyacaksın ki gelen o kurallara uysun. Evet, ortada kural yok. Etraf leş gibi. Bakıyorsun Kıbrıs Türk'ü bu kadar mı pis değil ama bir organizasyon yok. Geçenlerde bir müşterim Bafra bölgesinde kalıyordu. Oteller çok güzel, evet, diyor ama etraf pis. Nedir dedi bu fislik? Bize yakışır mı? Kesinlikle hayır. Ya, o bölgenin kağıt, naylon, bin bir pislik içerisinde olması çevresinin bize yakışır mı? Girne'nin bazı bölümleri de öyle. Ondan sonra tarihi eserlerimiz, hepsinin üzerinde otlar bürüdü, çalılar bürüdü. Ya bunları gören yok mu? Yani acıdır bunlar. Çok 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 şey. Ama gerçekler. Küçültücü olaylardır bunlar. Yani Girne Caddesi ana cadde, gene içinden geçiyorum buraya gelmek için. Kaldırımların üzerlerinde otlar var. Yani yurt dışında da kaldım. Bayağı uzun bir süre. Oralarda böyle bir şey yok. Sorduğum zaman da belediye adamları mecbur ediyor. Temizlemeyene belediye temizlettirip fatura gönderiyor. Faturasını gönderiyor. Yani bu kuralsızlığın müsebbibini de mi başkalarına, müsebbibi de başkaları mı? Yani kısacası çevre konusunda sınıfta kaldık. Kısacası değil mi? Bir türlü o sınavı geçemiyoruz. Turist getirmeden önce gelen turisti cezbedecek şekle döndürmemiz lazım adamızı, yerimizi. Gerek Girne, gerek Bafra, gerek Kıbrıs'ın potansiyel turizm merkezlerini. Bu yoktur. Gelecek olan turist de bir defa gelir. Yani ilk izlenim çok önemlidir değil tabii mi? Ki, turizmde. Tabii ki efendim. Evet, evet. First impression. Evet. Benim hatırladığım kadarıyla, yani şimdi burada turizmciler diyor ki herkes kendi çabasıyla bir pazarlama
içindedir. Yani gidip otelini pazarlıyor, işte turist getirebilirse ne ala falan. Yani kendi girişimleri sonucu değil mi? Hatırlarım ben, iyi saatte olsun babanız, Niyazi Aydeniz, yani her sezon sonu giderdi şeye, İngiltere'ye yahut da başka bir ülkeye ve o Kıbrıs'a gelen turistlerle böyle istişare halinde olurdu. Onları tekrar önümüzdeki sezonda getirebilmek için yani bir takım çabalar içinde bulunurdu değil evet, mi? Evet, yalnız babam değil, bütün turizmciler Topyekü giderdik. Evet. Haledağ'a da gidiyoruz. Tanıtım süre gelen bir şeydir. Devamlı yapılması gerekir. Sürekli. Bizden Fersa Fersalilerde olan Rumları da görüyoruz. Gittiğimiz fuarlarda onlar da bayağı büyük hummalı bir çalışma içindedir. Bu yapılmalı. Yapılmasın demiyorum ama bunu bir boşa yapmak var. Bir de yaptığın zaman dikiş tutturmak vardır. İşte biraz önce konuştuğumuz konular bunlardır. Yani turisti getireceksin ama o turistin senin turizm elçin olması için ona meydan hazırlayacaksın. Ki gelen turist bir kez daha gelsin, başkalarını da getirsin. Yoksa büyük paralar harca, getir ve bir kez gelsin, görsün, beğenmesin, üstüne üstlük bir de kötü propaganda yapsın, evet. Başkalarını da caydırsın. Demek ki burada bir eksiklik var. Yani evdeki ödevimizi yapmadan pazarlamaya gidiyoruz. İkisinin at başı gitmesi gerekir. Evet. Ya. Yani öncelikle ilk andan itibaren vurguladığınız gibi yani evet. O gelen turist çevreye bakar. Evet. Ona göre notunu verir. Döndükten sonra da eşini, dostunu, iş arkadaşını, komşusunu ona göre ya tavsiye eder yahut da aman Allah'ım der. Evet, maalesef öyle bir propaganda şeyler. Son zamanlarda da bu gibi gelişmeler bize bayağı üzüntü veriyor, kuşku veriyor. Bu şeylerde yani. Siz sanırım sık sık uluslararası turizm fuarlarına katılırsınız. Evet, katılıyorum. Bu katılımda bizim eksiğimiz veya artımız var mı, yok mu? Neler görüyorsunuz diğer ülkelerin turizm pazarlamasında? Yani ne gibi farklar vardır? Neler almamız lazım onlardan örnek olarak mesela? Son yıllara kadar hep katıldım. Son birkaç yıldır artık bizden sonra gelen nesil büyüdü. Onlar katılıyor bizim yerimize. Elimizden gelen çabayı yapıyorduk. Hala daha da yapılıyor, görüyorum. Bazen tabii ki organizasyon bozukluğu olabilir katıldığım eski bazı fuarlarda. Biraz böyle laçkalık, ondan sonra ofiste hakimiyet sağlanamaması, belli zamanlarda ofisin bomboş kalışı, gelen giden turistin muhatap bulamayıp oradan es geçmesi ama neticede gene belirli bir sayıda belirli değişik fuarlara katılım oluyor. Bundan da yani bir getirisi var sonunda değil muhakkak mi? Muhakkak yatsınamaz. Muhakkak bir getirisi vardır. Peki yani şimdi eskiden çok Almanlar falan gelirdi. Bilmiyorum hala devam eder mi o şey? Ediyor etmesine tabii ki. Yani İngilizlerden hatta daha fazla. Geliyor da böyle kendi kendine yürüyecek bir turizm oluşturamadık. Mesela bir İtalya gibi, bir Rum kesimi gibi, bir Fransa gibi böyle giden bir kere daha gitmek istesin. Gözünde devamlı hep cazip bir yer olarak kalsın. Gittik sonra bozuluyor bizim turizme
atfettiğimiz değerler. Yani hiçbir toplu taşıma sistemimiz yoktur. Bunun yerine yollar, sokaklar tek kişilik araba doldu. Her birinin içinde bir tek kişi. Ondan sonra bu arabaların verdiği huzursuzluk, çıkardığı egzoz gazı, gürültü, bu başlı başına caydırıcı bir unsurdur. Ondan sonra dediğim gibi belli bir temizlik ve bakım yoktur şehirlerimizde. İnsanlar da teşvik edilmiyor, kendi kapısının önünü temizlesin. Ondan sonra turiste sunduğumuz, biraz önce gene söyledim, değerler, tarihi eserler gibi bakımsızdır. Sonra onların ya, böyle diyelim ki daire saatlerine uygun olması biraz acayip değil midir? Başka ülkelerde de böyle midir? Yok canım. Balık baştan kokar. Yani gittikçe bu gibi kurumlar yukarıya baka baka kendileri de biraz da laşkalaşmaya başladı. Yani özellikle bir müze. Hele hafta sonları hafta değil sonu, mi? Hafta sonu. Turist çünkü hafta daha fazla sonu gezidir. Halbuki hafta sonu birçok yerlerimiz açık değil. Ve kısıtlı saatlerde mesai çalışıyorlar. Hele şimdi yaz ya, saati. Değil yaz. Ben hatırlarım. Belebaysa bir turisti gezdirmeye gittim manastıra. Orada tanık olduğum çok böyle ürpertici pis görüntüler vardı. İnsan pisliği falan bir kenarda. Gittim kulübeye şikayet ettim. Kulübede de iki kişi otururdu. Bilet kesmek için. İki mi, üç mü? Birisi dışarıda tavla oynuyor, ikisi de içeride. Neden dedim, bu şeyi süpüren, temizleyen yok mu? Vallahi dedi, biz bilet keseriz dedi. Kimdir dedim sorumlu tarihi eserlerden. Soruşturdum hemen oracıkta. O zaman bir bayan müdür vardı. İsmini unuttum. Kendisini orada aradım, sitem ettim. Oradaki vahim durumu anlattım. Yani o da bana dert yandı. Ne dedi biliyor musunuz? Her gelen dedi, oraya bilet kesmek ister. Hiç kimse temizliği istemez. Ne demek bu? Yani her gelen bilet kabinine geçmek istermiş. Hiç kimse temizlik yapmak istemezmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Ya. Hani devlet oteli sitesi nerede? Devlet planı programı nerede? Neticede de tarihi eserlerimizin işler acısı durumu. Ya. Gelen turist en azından diğer ülkelerde, mesela İngiltere'de falan gittiğinde toplu taşımadan yararlanır değil mi? Yani çünkü belirli bir bütçesi var şeyin, turistin de. İngiltere'ye bak, bizimle aynı şartlarda olan küçük bir ülke, ada ülkesi, Rum tarafı. Evet. Orada da halkı cezbedici toplu taşıma başladı. Ben bunu BAF'ta gördüm, özellikle çok hoşuma gitti. Yani yeni başladı yoksa? Yok, yeni değil herhalde. Belli bir altyapıları oluşmuştu seneler boyu. Ama son gidişimde baktım, gördüm ki düzenli, temiz otobüs servisleri var. Ve buna yerli halk da turistin yanında rağbet ediyor. Rağbet etmeye başladı. Bizde o yok. Olmadığı oranda da araba kalabalığı var sokaklarda. Ve bu araba kalabalığı, bu trafik sorunu bizim turizmimize çok büyük menfi tesir bırakıyor. Olumsuz etkiler çok yapar. Tabii yani bunun ve giderek de evet, bu karmaşa büyümektedir. Giderek de çoğalıyor. Yani o sıkışıklık, sıkışık anlarda girneye bir girse, girseniz nefret edersiniz. Oradaki sıkışıklıktan, oradaki egzoz dumanından, gürültüden ya, kilitlenir kalır. Yani bu durumda turist şimdi deriz KKTC'nin göz bebeği. Evet. Girne'nin yani ya, turist oradan artık nefret ederse düşünün halimizi değil mi? Bir de göz bebeği dediğinizde
Evet, kakadecinin göz bebeği Girde. Onun da göz bebeği Liman. Liman. Liman var. Ona gelecektik. İçler acısı. Liman sıyrıldı. Her taraf inşaat artığı, toz toprak o şekilde kaldı diyebiliyorum geçen haftaya kadar. Halbuki olduğum olası o liman değil Girde'nin, Kakadice'nin göz bebeğiydi. Evet. Ve bir anekdotumu anlatayım size. Buyurun. Girne liman hakkında. Bozulmanın, yozlaşmanın nasıl buralara kadar geldiği ve o zaman nasıldı, şimdi hangi raddelerdedir? Aradan kaç yıl geçti? Onu kıyas yapabileceğimiz bir durum. 75 senesinde, 74 senesinde buraya geldiğimizde esir kampından çıktık, geldik. Evet, Leymosun'dan. Ondan sonra ufak ufak iş yapmaya başladık. Restoranımızı açtık. Tarihi eserlere sorumlu olarak Türkiye'den bir zat atandı buraya o zaman. 75 senesinde. İsmi de Nurettin Yardımcı. Bu kişi daha sonra Türkiye Müzeler Müdürü sıfatına kadar yükseldi. Şimdi emekli oldu galiba. Bu adam her akşam bizim restoranda yemek yerdi. Hatta bu bizim Kıbrıslara özgü meze olayını yadırgadı adam. Evet. Ben bunların hepsini istemiyorum falan dedi. Orada Türkiye'de biliyorsun o zamanlar böyle serpme meze yoktu. Daha sonra bizden alışıp o çeşitler. Onlar evet. Da uygulamaya başladı. Böyle peyderpey gelen kebaplar da yoktu. Bunların hepsi dedim. O zaman işte bu kadardır beyefendi. Yani yeseniz de yemeseniz de aynı şey. Haa dedi, öyle mi? Ondan sonra arkadaş olduk adamla. Ve her gün bana her akşam yemeğe geldiğinde iç rahatları anlatırdı. Bir gün hepsini yıktım dedi bana Ahmet. Niye yıktınız Nurettin Bey dedim. Bir zaman şimdi Six Brothers'ın Girde'nin girişinde çalıştırdığı kafeyi bir Limasollu arkadaş çalıştırıyordu. Ve Azerbaycanlı bir ressama ve artiste heykelcikler yaptırttı duvara. Güzel heykelcikler. Evet. Nurettin Bey bunu görünce ertesi günü hepsini yıktırdı. Orası dedi asırların tarihi eseridir dedi. O Girne Limanı. Oraya iğne çakılmaz dedi. Çivi çakılmaz dedi. Çivi çakılmaz. Evet. E şimdi yetiştiren yetiştirir istediği gibi müzik çalar, kablo çeker, klima takar. Yani adamın keyfi keyfine göre istediği tarza büründürdüler o şeyi, limanı. Şimdi de böyle atıl kaldı. Yani o zamanki itinayı ve disiplini anlatıyorum. Evet. Bugün ne hale geldi? Evet. 40 sene önce. Hepsini dedi yıktırdım. Oraya dedi çivi çakamaz dedi. Abi, bir adam. Tarihi eserdir evet. Bu. Aslına. Ki şimdi öyle büyük rezaletler var ki orada. Mesela Roma sütunları vardır. Zincir Kulesi'nin yanında, tam ortadaki o şey evet. Eski Zincir Kulesi'dir. Onları yan yana devirdiler, üzerine de beton döktüler ki yatlarına yürüsünler. Böyle rezalet olabilir mi ya? Ya. Allah Allah. Yani bu eski eserler uyuyor mu? Gözleri görmüyor mu? Diğer taraftan Magusa'nın şeyle iki tane bayrak taktılar, ortalığı verveleye verdiler. Ve adam... Bütün duvarlar şey çalılarla kaplı. Yani o çalılar, ağaç, o otlar. Ağaçlar bitti. O ağaçlar o evet. Duvarları kemirir. Evet. Bunların telafisi yok. Yıkılacak. Ve bunları görmüyor adamlar. Lüzumsuz şeylerle uğraşırlar. Ve bir de sorguladığın zaman da dediğim gibi ne yapalım derler. Şeydeki örnekte olduğu gibi Belapais'teki ne yapalım? Ne yapalım? Ya. Dünya kadar memur çalıştırıyoruz. Hepsi bilet kesmek istermiş. Ya. Yani gene başladığımız noktaya gelirsek turizmde topyekün bir yapılanmaya, silkinip kendimize gelmeye
ülke genelinden başlayarak ta şehirlere kadar sirayet edecek master planlar yapmaya gerek vardır. Yoksa sadece habire tanıtıma büyük paralar harcayarak bu işte dikiş tutturulmaz. Benim görüşüm bu. Baf'ı dediniz. Yani gittiniz orada... Evet, çok şirin bir turistik kasaba oldu Baf. Şimdi Rum tarafı da yani ilk zamanlar yani 74'ten sonra Limassol'a bir yığılma oldu ve bir şey böyle beton yığını gibi şey etti Limassol. Galiba oradan ders aldılar. Ve Baf'ı ona göre planlı bir şekilde böyle hiç olmazsa daha cezbedici, efendim çevreye uyumlu değil mi? Evet. Öyle bir hale getirdiler. Baf turizmi Magos'a, ki Magos'a da çok büyük yanlışlık yaptılardı 74'ten önce. Bütün otelleri hemen kumun bittiği çizgiye yerleştirdiler. Evet. Ki artık böyle turizm dünyada kalmadı. İspanya'da da var. Onlar da yavaş yavaş yıktılar, geriye çektiler otelleri. Şeyde plajda serinleyen otel şeyin müşteriniz turistin üzerine tabii gölge gelir günün yarısından sonra. Evet. Yani bu şekilde bir yapılanma vardı şeyde. Acemi turizm merkezlerinde dünyada. Hı hı. Magosa'da da aynı şeyi yaptılar. Ama Baf'a gelince en son oluşturulan turizm bölgesi olduğu için daha planlı, programlı ve hatalardan ders alınarak gerek başka ülkelerde gerek Magosa ve Limassol'da yapılan hatalardan ders alınarak. Güzel bir plan program çerçevesinde geliştirdiler. Ve hakikaten deniz kenarında hatta içerilerde gezip dolaştığın zaman insana bir haz verir. Peki Antalya olayını nasıl değerlendirirsiniz? Valla seneler var Antalya'ya gitmedim. Belki de 5-6 sene oldu. Oraya da bazı fuarlara katılırım zaman zaman. Antalya değil de koca bir Türkiye'yi ele alırsak. Evet, evet. Ki eskiden küçümserdik. Bizden çok daha düzenli ve temizdir. O mega kentlerde İstanbul, İzmir, Ankara dolaşıp gördüğüm yerler çok temizdir. Böyle kaldırımlarda ot, efendime söyleyeyim pislik, kağıt yoktur. Evet. Ki biz böbürlenerek kendimizi daha şey böyle Avrupa'yı görürdük. Bilgili, ha Avrupa'yı bilmem. Biz nasıl Avrupalıyız? Pisliklere basıp rahat rahat yürüyebiliyoruz. Kaldırımda bir tane ot bizim gözümüzü rahatsız etmiyor. Devrilmiş çöpler. Pek aldırış etmiyoruz onlara. Yani artık bir estetik ve bakım var şeyde Türkiye'de. Evet. Bunu her giden görüp fark ediyor. Evet. Fark edebiliyor. Evet. Bizde o yok. Biz daha fazla bozuluyoruz. Ahmet Bey bir de şeyi sorayım ya. Yani şimdi aradan 50 yıl geçti. Evet. 74 Barış Harekatı'ndan bu yana. Ben galiba geçenlerde bu konuda en nihayet bakanlıkta bir şeyler söyledi etti. Gemi konağı limanı. Evet. Yani Antalya ile karşı karşıya. Çivi çakılmadı aradan 50 yıl geçti o limana. İşte şimdi şey olabilirmiş deniz ulaşımına falan ve mesela Antalya'ya gelen turist veya o bölgeye gelen turist pek tabii iki gününü de Kıbrıs'ta geçirebilmek için böyle araçmanlar yapılabilir diye düşünüyorum. Ama ortada liman yok. Tam 50 yıldır kendi kaderine terk edilmiş. Yani bu başka bir ülkenin elinde olmuş olsaydı ne olurdu diye sormak lazım. Akay Bey, bizim... biliyorsunuz orayı siz de.
böyle büyük bir kısır döngü içerisine girmemiz ne dış güçlere, ne tanınmamışlığımıza, ne de efendim bulduğumuz o yüzlerce binlerce bahaneye bağlıdır. Biz kendi kısır döngümüzü kendimiz yarattık. Gelen hayırlı ve iyi yatırımlara peşkeş diyoruz. Evet. Peşkeş o değil. Peşkeş sahillerde rezalet yaratılan konutlardır. Peşkeş odur. Eğer Türkiye'ye en çok turist getiren bir firma gelip de Girne'nin çok ihtiyacı olan, Kıbrıs'ın çok ihtiyacı olan bir marina projesi getirirse ve sen ona hayata geçirmemek için elinden gelen her şeyi yaparsan, üstüne üstlük utanmadan çıkıp da onu önledin diye bunu başarı kabul edip böbürlene medyalarda reklam verirsen başarımsızlığımızı başka bir yerde aramaya gerek yoktur. Geçen yıl Türkiye'ye en çok turist getiren bir firma bayağı niyetlendi. Alsancak bölgesine büyük bir marina. Evet. Düşünün siz. Yapmak için başvurdu. Yapılmadık hakaret, yapılmadık efendime söyleyeyim engelleme kalmadı. Halbuki aynı insanlar görüyorum yine sosyal medyada Larnaka'da yapılan, Limassol'da yapılan o güzelim marinalara gidip boy boy resim çekip yayınlıyorlar. Evet, aynı kişiler. Aynı kişiler. Aynı kişiler. Aynı kişiler. Ama suç sadece yatırım yapılmamasını kendisine misyon edinenlerde değil, sorumlu olup da onlara gerekli cevap vermeyen mercilerdedir. Kolaylık göstermeyin. Yahu diğer tarafta adamlar Arabistan Yarımadası'na gelmiş ne yediği belirsiz yatırımcılara kırmızı halı serip de o şeyleri, projeleri hayata geçirirlerse senin kendi insanın, kendi vatandaşın, kendi ırktaşın Türkiye'den ve emin olduğun bir firma buraya gelip de doğru dürüst bir proje ile yatırım yapmak isterse bunu engellemek hangi kitaba sığar? Evet. Daha bunun gibi niceleri. Vakti zamanında yine Amerika'dan çok bilinen isimler buraya Türk danışmanları sayesinde gelip yine yatırım yapmak istediler. Hatta bir tanesi Bill Gates'tir. Bill Gates. Evet. Onun hasbelkader yatırım danışmanlarının bir tanesi Kıbrıslı Türk'tür. O da bir 20-25 sene önce buraya yatırım yapmaya kalktı. Patronları için adamı en nihayet bezdirdiler, gücendirdiler ve illallah dedirttiler. Yani bakma sen piyasada kopan yaygaralara. Yok efendim tanınmamışız. Yok efendim ambargolar altındayız. Ambargomuz var. Yok efendim ülkemiz peşkeş çekildi. Hayır. Ülkendeki olumsuzluğu yaratan sensin. Sen kendine çekip düzen vermezsin. Yani bu ülkenin sen adam önünü olmazsan, kesen gene buradaki biziz, belirli çevreler biziz. Ya. O bakımdan yani bunların öncelikle içimize açılması lazım. Zaten öteden beri bildiğimiz kadarıyla bu ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin önüne her türlü takoz konulmaktadır. Bir zaman hatırlayacaksınız 80'lerde buraya yatırım yapılmıyordu. Ve gene bu yaygaracılar Türkiye buz üzerinde yatırım yapmaz sözcüğünü dillerine doladılar ve
öyle bir aşağılama yapıyorlardı. Şimdi tam tersi. Evet. İşte Türkiye yatırım yapmak istiyor. Ama siz yatırımcıyı gücendiriyorsunuz. Doğru dürüst yatırım yapan her adamı siz potansiyel hırsız ilan ediyorsunuz. Ama ne acıdır ki devletten de ayrı görüşte olan devlet yetkililerinde de cesaretli destek gelmiyor bu gibi yatırımcılara. Biz bunlarla birebir görüşüyoruz bazen. Çünkü işimiz itibariyle bu adamlarla hep tanışıyoruz. Ve bize dert yanıyorlar. Yani insan kahır ediyor bunları dinledikçe. Evet. Ülkende neler yitiriliyor. Bir de o bir taraftan kahve konuşmaları habire ayyuka çıkar. Yani biz kendi lafazanlığımızla, kendi işe yaramazlığımızla bu ülkeye ne kadar kötülük varsa yapıyoruz. Kendimizi bir kısır döngü içerisine soktuk. Evet. Efendim, Sayın Ahmet Aydeniz neler itiraf etti? Turizmde neler yapılması gerektiğini teker teker vurguladı. Öncelikle gelen turistin çevreye baktığını ve biz bu şekilde devam ettiğimiz takdirde gelenin de bundan sonra gelmeyeceğini, tereddütte olduğunu vurguladı. O bakımdan hakikaten bu kısır döngüyü aşmamız gerekir. Devlet olarak, halk olarak, kurumlar olarak bize düşen görevler vardır. Daha ne desindi? Çeşitli örnekler verdi. Hem buradan hem dünyanın çeşitli ülkelerinden. O bakımdan bu mesajların ilgililer tarafından hiç olmazsa dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu vesileyle bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Özellikle içimde birikmiş bu biraz önce naklettiğim şeyleri dışa vurmak için bana verdiğiniz şanstan dolayı. Sağ olun. Halkın önünde teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun.